Üçgenimiz var. Açıortay vermiş. Şurada bir oran var. Yazalım. AB'ye 2 kat dersek AC 3 katmış. Pekala. Tüm alan 35, bizden boyalı üçgenin alanı istiyor. Şimdi açıortayımız var. Hatırlayınız, iç açıortay teoremi ne diyordu? Üst kenarlarla alt tabanlar orantılıdır. O zaman 2K'nın altına ben 2X dersem 3K'nın altı ne olacak? 3X. Peki alan konusunda bir şey öğrenmiştik. O neydi arkadaşlar? Bir üçgenin alanı tabanlarıyla orantılıydı, doğru mu? Ha, şimdi bakın, burası 2x, burası 3x. O zaman 2x'in yukarısına ben 2 alan dersem 3x'in yukarısında ne olacak? 3 alan. E tamamı 5 alan. Eşittir 35'ten. A kaç geldi arkadaşlar? 7. Boyalı alan istiyor bizden. 14. Cevabımız C şıkkı. Üçgenimiz var. Açıortayı vermiş. 64 kök 3 10. Bizden sarıya boyalı üçgenin alanı istiyor. Şimdi bakın, sarıya boyalı üçgene dikkat ederseniz bir kenarı belli. BC 10. O zaman orayı taban kabul edelim. Alan bulmak istiyorsam yükseklik lazım. Taban çarpı yükseklik bölü 2 bize alanı veriyor. O zaman şu karşısındaki D köşesinden bir dik gelirsem, eğer bu arkadaşı bulabilirsem 10 çarpı bu arkadaş bölü 2'den alanı bulurum. Peki o D noktasından aşağıya dik gelince bir güzellik oldu. Görebiliyor musunuz? Açıortayı takip edin. Üzerindeki D noktasından buraya dik gelmiş. Hemen bir hatırlayalım mı? Eski bir mevzuyu hatırlatalım size. Neydi o? Şu vatandaş bir açıortay olsun. Üzerindeki bir noktadan kollara dikler gelirseniz bu dikler birbirine eşitti. O zaman bu D noktasından buraya geldiğim dik ile diğer tarafa geldiğim dik birbirine eşit olacak. O zaman bu vatandaşı bulabilirsem bunu da bulmuş olurum. Şimdi burada bir 90, 60, 30 üçgen oldu mu? Ne güzel. 90'ın karşısı 4 kök 3 ise 30'un karşısı 2 kök 3. 60'ın karşısı 2 kök 3'ün kök 3 katı. O da kaç gelecek arkadaşlar? 6. Artık bu köklü işlemleri hızlı hızlı yapabiliyoruz, değil mi? Ta nerelere geldik, yapalım artık. O zaman burası 6 ise burada kaç gelecek? 6. Ha, şimdi taban 10 oldu, yükseklik 6 oldu. O zaman alan 10 çarpı 6 bölü 2'den 30. Cevabımız B şıkkı. 45 derecemiz var. Dikliği vermiş. 3, 12 bizden boyalı üçgenin alanını istiyor. Şimdi 45 güzel bir açı var. Yanında 90, o da güzel bir açı. Bayağı güzel açılarımız var. Şimdi buradan bir şey yakalamamız lazım. 45 tamam, karşısına dik falan gelirim ama şimdi ben buraya bir dik gelsem 90'ın karşısı 3, 45'in karşısı 3 bölü kök 2, çok saçma saçma şeyler gelecek, değil mi? O zaman sil, bu işi yapmayalım. Şimdi şurada Pisagor yazıp DC'yi bulayım desem oradan da 3, 12, hiç öyle meşhur bir üçgen yok ki bir güzellik gelmez. O zaman bu 90 ile 45'in başka bir amacı var sanki. O amacı yakalamaya çalışalım. Şimdi bakın, 90, 45, 135. Size önceki videolarda bir şey demiştim, hatırlıyor musunuz? İki açıyı topladığınızda o toplamı hemen 180'e tamamlayın. Çünkü üçgenin iç açılar toplamı 180, doğru açı 180 ve oradan bir şeyler yakalayabilirsiniz. Bakın 90, 45, 135. 180'e tamamlayanı kaç? 135'in 45. O bir şeyler canlandı bende. O zaman ben bunu devam ettirirsem bura 45 ise burada kaç gelir? 45. Ha, böylece 45, 45. Bu vatandaş ne olur arkadaşlar? Dış açıortay. O zaman dış açıortay teoremi yazıp bir oran yakalayabilirim. Bakın, gözler kalbin aynasıdır, değil mi? A köşesine bakıyor. Ne diyeceğiz o zaman? AD'nin AC'ye oranı eşittir 3'ün 12 oranı. Sadeleştir, 1 bölü 4. O zaman AD 1K ise AC ne olacak? 4K. O zaman DC'ye ne kalacak? 3K. Ha, şimdi bakın, soruyu bitirdim ben. Neden? Şu dik üçgenin alanı bulurum ben. 3 çarpı 12, 36, yarısı 18 mi? Hatırlayınız, alanlar tabanlarla orantılıydı. 3K'nın yukarısındaki alan 18 ise 1K'nın yukarısındaki alan 6. Cevabımız A şıkkı. Bir bilgisayar programı yardımıyla üçgen alanı hesaplaması yapan bir öğrenci, program kullanarak önce bir ABC dik üçgeni çiziyor. Ha, bu bizim bildiğimiz 12, 16, 20 üçgeni. Daha sonra BAC, ADB'ye eşit olacak şekilde ADB üçgenini çizip ADC üçgenin alanını hesaplayarak x birim kare buluyor.
Hadi denileni bir yapalım. B, A, C şu vatandaş A, D, B'ye eşit olacakmış. Şuna eşit olacakmış. Tamam. Burası 16. Biliyoruz. Ne diyor? A, D, C üçgeni alanı hesaplayarak x birim kare buluyor. Hadi hesaplayalım bakalım. Şimdi şu açıların eşitliği ne gibi bir fayda sağlar bana? Şöyle yapalım. Buraya alfa dersek burada alfa olur mu? Şimdi şuraya beta dersen dikkat edin burası 90. Ha alfa beta 90. Ha alfa beta 90. O zaman burada ne oldu arkadaşlar? 90 derece. Bakın şuraya beta deyince alfa ile betanın toplamı şu C köşesinden dolayı kaç derece geldi? 90 derece. Yukarıda da alfa beta yan yana. Demek ki orası da 90. O zaman burada öklit oldu. Hemen öklit yazalım. H kare eşittir. Yani 12'nin karesi eşittir 16 çarpı CD. Buradan ne geliyor? 144 16'ya böl 9 mu? Demek ki CD kaçmış? 9. O zaman ACD üçgeni alanını bulduk. 12 çarpı 9 bölü 2'den kaç geliyor arkadaşlar? 54. Yani X kaçmış arkadaşlar? 54. Cepte. Devam edelim şimdi. Aynı şekilde iki tane AEB açısı BAC açısına eşit olacak şekilde. Ha AEB'ye alfa dersek BAC 2 alfa olacakmış. Şuraya 16'mızı gene yazalım. Bu sefer bunu yaptıktan sonra AEC üçgenin alanını hesaplayarak Y birim kare buluyor. Ha, şimdi buradan bakalım bir güzellik yakalamaya çalışalım. Bu alfa 2 alfa ne alaka değil mi? Şimdi bak şuraya 90'ımızı gene koyalım. Buraya gene betamızı diyelim. Alfa beta 90. Şimdi alfa beta 90'sa hemen zihniniz 2 alfa artı 2 beta'nın 180 derece olduğunu size söylemeli. Peki ne işime yarar ki 2 alfa artı 2 beta 180 ise? Şunu şöyle biraz uzatın. 2 alfa artı 2 beta 180. Ha, o zaman bura beta ise burada ne oldu? Beta. Böylece burada ne çıktı karşıma? Bir tane dış açıortay. Ha, o zaman dış açıortay yazabiliriz. Şuraya M dersek M'nin M artı 16 oranı eşittir 12'nin 20'ye oranı. Evet biraz zahmetli bir soru sanki ha. 4'e böl 3, 4'e böl 5. İşler dışlar yap. 5m eşittir 3m artı 48. 2m 48'den m'de kaç geldi? 24. O zaman m 24 ise bu üçgenin alanında ne olur? 12 çarpı 24 bölü 2'den 144 mi gelir? Şimdi benden ne istiyor? Y'nin x oranı. Yani 144'ün 54'ü oranını istiyor. Artık gerisi ne yapacağız? Amelelik, bölme işlemleri yapacağız. Kaça bölünüyor bunların ikisi arkadaşlar? 9'a bölünüyor değil mi? 9'a böl 6, 9'a böl 144'ü 9'a bölersek kaç geliyor arkadaşlar? 16 değil mi? 16'yı 6 sadeleştir. 2'ye böl 8, 2'ye böl 3. O zaman aradığımız oran kaçmış? 8 bölü 3. Cevabımız da B şıkkı. K noktası ABC üçgenin içte çemberinin merkezidir. 5, 8, 9 AKB üçgeninin alanının ABC üçgenin alanını oranını istiyor bizden. Şimdi arkadaşlar K noktası içte çemberin merkezi. Neydi? Burada bir tanım vardı. O tanımı bilecektir. İçte çemberin merkezi demek iç açıortayların kesim noktası demekti. O zaman demek ki burası iç açıortay. Burası iç açıortay. Hatta gelir şunu çizersek CK'yı. Bu da ne olmak zorunda arkadaşlar? İç açı ortay. Peki benden ne istiyor? Alanlar oranı. Ha, şimdi buradan alanlara nasıl geçebilirim ki acaba? Hatırlayınız bir üçgenin alanı neydi? Taban çarpı yükseklik bölü 2. O zaman Adana, Bursa, Kastamonu üçgenine bakalım. Şimdi bir kenarı 5. Orayı taban kabul edelim. O zaman size yükseklik olarak da haşı verelim değil mi? O zaman bu Adana, Kastamonu, Bursa üçgenin alanı 5 çarpı h bölü 2. Peki hatırlayınız açıortayın koluna gelen dikler birbirine eşitti. Açıortayımız burada BK. Üzerindeki K noktasından buraya dik gelmiş h. O zaman buraya dik gelirsem burada ne olur arkadaşlar? H. Ha bakın şu açıortayı görüyor musunuz? Üzerindeki K noktasından buraya dik gelmiş h. O zaman buraya da dik gelirsem ne olur? H. Ha o zaman bu üçgenin alanı 5 çarpı h bölü 2. Bu üçgenin alanı 9 çarpı h bölü 2. Bu üçgenin alanında arkadaşlar 8 çarpı h bölü 2. H bölü 2'leri atarsanız meğerse bizim üçgenlerin alanı direkt kenarlarla orantılı olur değil mi? Bakın üçgenlerimiz şöyle olmak üzere. O zaman buranın alanı 5a,
Buranın alanı 8A, buranın alanı da 9A olur. O zaman şuraya bir çıkarım yazalım. Bir üçgenin hop, açı ortaylarını çizdiğiniz zaman oluşan üçgenlerin alanı direkt kenarlarla orantılıdır. Yani mesela sallıyorum, şuraya 3 olsun, bura 6 olsun, burada 5 olsun. O zaman burası 3S, bura 6S, burada 5S diye gönül rahatlığıyla yazabilirsiniz. O zaman şuraya bir temizleyelim, temiz temiz yazalım. Burası iç açı ortaylarının kesim noktası değil mi? O zaman bura 5S, burası 8S, burada 9S. Şimdi alan AKB 5S bölü ABC, yani alayı 9, 8, 17, 5 daha 22S. S'ler sizler ömür, 5 bölü 22. Cevabımız A şıkkı. Üçgenimiz var. İki tane açıortay var. 120 vermiş. 5, 8 bizden sarıya boyalı üçgenin alanını istiyor. Şimdi dikkat edin. Sarıya boyalı üçgenin iki kenarı belli. O zaman tam bir hatır zamanı. Neyi hatırlatacağız? Bir üçgenin alanını. Ne zaman? İki kenarı ve aradaki açı belliyse. Neydi hatırlıyor musunuz? 1 bölü 2 çarpı kenarlar çarpı sinüs alfa. Bize neyi veriyordu arkadaşlar? Alanı veriyordu. Doğru mu? Ne demiştik size hatta bu alan mevzusunu anlatırken? Bir üçgenin iki kenarı belliyse %100. Bakın bir ihtimal kaçar maçar değil. %100 sinüslü alan yaparak alanını hesaplayabilirsiniz demiştik. Ha, bazı sorularda başka şeyler de kullanabilirsiniz. Ama sinüslü alan her zaman ama her zaman işe yarar demiştik. O zaman burada da 5 ve 8 iki kenar belli olduğuna göre ben bunu kesinlikle sinüslü alanla çözebilirim. Nasıl? Şuraya alfa diyelim. 1 bölü 2 çarpı 5 çarpı 8 çarpı sinüs alfa bana alanı verecektir. O zaman sıkıntı ne burada sadece? Alfa açısının sinüs değeri. Onu bulursam soru biter. Buluruz. BD açıortay değil mi? CD de açıortay. İki tane açıortayın birleştiği yere üçüncü gelen AD, o da açıortay. O zaman burada ne olacak? Alfa. Şimdi dikkat edin. Burası 120 derece değil mi? O zaman buralara XX, buralara YY dersek. Şimdi burası 120 ise X artı Y kaç gelecek arkadaşlar? 60. Üçgenin iç açılar toplamı 180. O zaman 2x artı 2y kaç gelecek arkadaşlar? 120. Üçgenin iç açılar toplamı 180. 180'den 120'yi çıkartırsam geriye kaldı 60. O zaman o da 2 alfa eşit olmaz mı? 2 alfa 60'dan alfa meğerse kaç dereceymiş? 30 derece. O zaman soru bitti. Hemen şu üçgenin alanını yazalım. 1 bölü 2 çarpı 5 çarpı 8 çarpı sinüs 30. Sinüs 30 kaçtı hatırlıyorsunuz değil mi? 1 bölü 2 idi. 8 kere 5 40. 2'ye böl 20. 2'ye böl 10. Demek ki aradığımız cevap A şıkkı. Şimdi ben sinüslü alan yazdım ya. Arayı 30 bulduktan sonra esasında sinüslü alan da yazmadan da bulabilirdiniz. Nasıl? Bakın şöyle göstereyim size. O da aklınızda bulunsun. Şu arayı 30 bulduk ya. Hemen karşısına ne yapın? Bir tane dik gelin. 90'ın karşısı 5 ise 30'un karşısı kaç gelir? 5 bölü 2. Ha, taban 8, yükseklik 5 bölü 2. O zaman alan taban çarpı yükseklik bölü 2'den gene 10 bulunabilir. Ya hocam ben sinüs değerlerini sevmiyorum derseniz bu şekilde de ne yapabilirsiniz? Çözebilirsiniz. Ama ara güzel açı çıktığı için 30, 45, 60 çıkarsa bu taktiği uygularız. Farklı şeyler olsaydı gene o sinüslü alanı kullanacağız. Evet, ne dedik? Cevabımız A şıktı. ABC dik üçgenin biçimindeki kartonun ön yüzü sarı, arka yüzü mavi renklidir. Bu karton AD boyunca katlandığında B köşesi AC üzerindeki B üssü noktasına gelmektedir. Buna göre bla 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 hangileri doğrudur demiş. Şimdi katlama sorularında ne yapıyorduk arkadaşlar? O en sonda en katlanmış şekil var ya, onun üzerinde soruyu çözüyorduk. Yani burada çözeceğim. Peki ne yapıyorduk? Katlanmış şeklin üzerinde mutlaka o baştaki orijinal şekli oluşturuyorduk. Hadi oluşturalım. Şöyle bir şey değil mi? A, B, C üçgeni. Burası 8, A, C de 12. Şimdi B köşesinden tutup katladığımızda B üstüne gelir. O zaman BD kaç birimse DB üssü de o kadar birim.
AB 8 birimse AB üssü de ne olacak? 8 birim. Çünkü katladığımda bu bunun üstüne geliyor. AC 12 idi. Buraya ne kaldı? 4. Peki katladığınızda sadece uzunluklar mı yer değiştiriyordu? Hayır. Açılar da yer değiştiriyordu. Yani şurası alfa derece ise katladığınızda burada ne oluyordu? Alfa derece. Alfa dememe gerek yok. Orası zaten kaç dereceydi? 90. Ha, demek ki buralar kaç kaç? 45, 45. Şimdi benden ne istiyor? AD açıortaydır demiş. Evet, AD açıortaydır. Doğru. DB üssünün yani şu vatandaşın DC oranı 3 bölü 2'dir demiş. Kontrol edelim. Açıortay varsa iç açıortay teoremini uygulayabiliyorduk. Ne diyordu iç açıortay? Ne diyordu iç açıortay teoremi? Üst kenarlardan alt tabanlara oranı birbirine eşitti. Yani 8'in altına 8K dersek 12'nin altına ne diyorduk? 12K. Şimdi 8K, 12K. Hoş değil. Şunları 4 ile sadeleştirin. 2K, 3K. Şimdi burası 2K ise katlayınca DB üssü de 2K olmaz mı? DB üssünün DC oranı 2 bölü 3'tür. O zaman bu da doğru. Süper. Alan DB üssü C. Şu vatandaşın alanı 48 bölü 5'miş. Şimdi ona bakalım. Hatırlayınız, alanlar tabanlarla orantılıydı. Doğru mu? Şimdi bakın. 4, 8. O zaman buranın alanını A dersem, buranın alanı ne olacak arkadaşlar? 2A. 4A ise 8'e 2A. Peki şimdi burası 3A oldu. Burayı da bulalım. Katlama bir şekli katladığımız zaman alan da ne yapıyordu? Değişmiyordu. Sadece yer değiştiriyordu. O zaman A, D, B üssü 2A ise A, D, B. O da ne olacak arkadaşlar? 2A. Çünkü bu vatandaş buradan buraya katlandı. O zaman alanları aynı olmalı. Peki tüm alan ne oldu? 5A. Peki tüm alan ne? Dik üçgen bu. Dik kenarların çarpımının yarısı. Yani 5A eşittir 48'den. A kaç geldi? 48 bölü 5. Ha, zaten bize sorulan yer de orasıydı, değil mi? O zaman bu da doğru geldi. Yani alayı doğru. O zaman aradığımız cevap E şıktı.